gevşedik. Yani insanlarımız gördüğünüz gibi maskeler burnunun altında. Önlemleri yetersiz buluyorum. Artık gençleri daha çok etkilemeye başladı. Çünkü gençler daha çok geziyor. 65 yaş grupları zaten normal hastalıkta da zaten çabuk etkilendikleri için. Onlar normaldi yani. Bunlar da herkes 65 yaş üstü hastalığı zannettiler. Bunun nedeni bence daha önce virüs yayıldığı zaman, ortaya ilk çıktığı zamanlar önlemin daha çok alınması olabilirdi. Ama önlem alınmadığı için 65 yaş üstüne uygulanan yasağın gençlere de uygulanması bence daha iyi olurdu. Olmadığı için bu virüsün yayıldığını düşünüyorum. Toplum olarak dikkat etmemiz gereken hiçbir şeye dikkat etmiyoruz. Ben bugün işte toplu taşımayla buraya geldim. Benim kendi şahsi aracım yok. Yani otobüsteki yolcuların yarısı maske takmıyor. Yasağı kaldırdıktan sonra yaşlılar genellikle yine sokağa çıkmaya başladı. Bunun da etkisi, şimdi beraber otobüslere biniyorsunuz. Onda varsa muhtemelen, çünkü onlarda daha çok olduğu için, illa ki bize de bulaşabiliyor. Yani genellikle sadece yasa 65 yaş üstü değil, 20 yaş altı da tekrardan yapması lazım bence. Çünkü etrafta yaşlı veya genç insan çok. Önlemini alan var ama hani cezası da olduğu için, yani bir cezasını aslında ödemeyenler de var. Kafasına takmıyor insanlar. Yani 900 lira yerim diyor, ödemem diyor. Çok da bir şey değil diyor. Katlanmaz zaten diyor. Ondan sonra yani maske takabiliyoruz ama pek de maske de korumuyor açıkçası. Sosyal mesafede önem vermiyoruz. Otobüslerde yine şu anlık 20 kişiden sonra almıyor gerçi. Yaptıkları daha doğru bir şey ama yasağı tekrardan getirmesi lazım. Yasakların artmasının nedeni de hastalığın üçte birini söylüyorlar. Gerçek yüzünü söylemiyorlar. İnsanlar da ya azaldığını düşünüyor, çoğalmıyor diyor. Hala yapabiliyorlar. Tedbirini çok almıyorlar. Ya bana göre açıkçası sınavların hani ertelenmemesi, özellikle TYT olsun, AYT olsun, KPSS olsun, ALES olsun, bunların hani hepsine de girmiş biri olarak, hani asla KPSS'ye girmem gerekiyordu ama diğerlerine de girdim. Bunlar ister istemez bir sirkülasyonu sağladı. Şimdi diyorlar ki bize evde durun. Evde durabilmemiz için yani hiç kimse evde durmak istemez. Yasakların olması lazım. Yasaklar olmayınca da iş olmayan da, iş olan da mecbur dışarıda geziyor yani. Bunun en büyük nedeni bu bence. Şu anda da hani bence gerçek sayılar da açıklanmıyor. Ben buna inanıyorum hani. Ne kadar hani açıklanıyor da listedeler de. Yani çünkü yakın çevremizde bile artık koronavirüsü hani duymaya başladık. Yakın çevremizde kişilerde bile. Böyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Siz Kayseri'de tedbirlerin ne kadar yapıldığını görüyorsunuz? Ya açıkçası herkes uyarısını yapıyor ama yine iş insanlarda bittiği için insanlarımız maalesef böyle bir duruma alışık değil. Ve Kayserili insanın çok cana yakın. Yani hala ben en basitinde kendi arkadaşlarımda bile hala sarılmak isteyenleri, tokalaşmak isteyenleri hala hani uyarıyoruz hala kaç ay geçmiş. Yani hiçbir yeterlilik yok. Maskeler özellikle hala, tramvaylarda özellikle burnun, yani kavga ediyoruz her gün, söylüyoruz yani burnunu abi çek, takamıyorum diyor. Biz ne yapabiliriz ki bu durumda hani? Yani cezalar da yok yani, sadece polis bile görüyor diyor ki maskeni tak, böyle bir şey olmaz yani, bence çok mantıklı değil. Ya o yaşlılar kendini koruyor yani. Ben yaşlılarda olabilir, bazı istisna olabilir ama %90'ı yaşlıların koruyor yani, vermiş olunan kararlara uyuyor. Ama gençler uyumuyor dostum kardeşim, bunu yani çocuklarımız için de konuşuyorum ben. Ben ayrı yaşıyorum mesela. Burada tek başıma evde yaşıyorum. Ben köylüyüm. Ben burada da evim var, köyde de var ama korumuyorlar gözüm kardeşim, korumuyorlar. Şimdi takmayla demek ki yani benim sağlığım için, ben artık bu milletin için yani. Yani bir şahsını düşünmeyeceğim. Vallahi herkes dikkat etmesi lazım bu hastalığa. Herkes görüyor, bazıları maskeli geziyor, bazı maskesiz geziyorlar. Ben de sağlıkta çalışıyorum. Yani ben de serviste çalışıyorum. Yani ihtiyarı da var, genci de var, çocuğu da var. Yani herkesin dikkat olması lazım. İşte mesafe, sosyal mesafe, vatandaş biraz da duyarsız kaldı. Gevşek davrandılar, yayılmaya devam etti. Yani başka bir şey yok. Bir de şu var, o zamanlar 20 ölü veriyorduk. Koronavirüsten dolayı bulaşı. Şimdi 60'lara kadar çıktı. Ve okullarımız temizlik görevlileri falan almıştı o zaman. Şimdi temizlik görevlilerini işten çıkartıyor. Ben de bunu anlamış bir şey değilim. Mesela belediyeler tuvaletleri, bayanlarımız vardı, temizliyordu. Virüsten dolayı şimdi tuvaletlerin hiçbiri temizlenmez oldu. Ve okulların içi pasaktan çıkmaz oldu. Niye çıkarttılar bu görevlileri? Niye temizlik işçilerini şeyden çıkarttılar?
Yani bunu akla mantığa sığacak bir tarafı da yok. Tamam, her şey halka atılıyor ama bazı tekbirler, bazı şeyler de devletten olan şey. Al çocuklarımızı yarın okula göndereceğiz. Sen temizlik görevlilerini işten çıkar diyor. Vallahi tedbirsizlik. Başka bir şey diyemem. Herkesin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı uymamız gereken kurallar var. Onlara uymamız gerekiyor. İşte en basit maske. Bu hastalıktan, her şeyden koruyor. Bir de elleri temizlik, dezenfektan bunları kullanmak gerekiyor. Ne bileyim, çok çıkmamak gerekiyor, dışarıda dolaşmamak gerekiyor. Yoğun olarak insanların olduğu yerlerden kaçınmak gerekiyor. İşte burada hükümet üzerine düşeni yapıyor. Biz insanlar olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Biraz önlemler azaltıldı. İşte turizm mevsimi dolayısıyla biraz ekonomiyi rahatlatma açısından gevşedik. Yani insanlarımız gördüğünüz gibi maskeler burnunun altında. Önlemleri yetersiz buluyorum. Turizm şeyi bitti. Önlemler tekrar gelecek diye düşünüyorum. İşte gördüğünüz gibi çevrede insanlar böyle olduktan sonra daha kötü günler yaşayacağız gibime geliyor. Bunun nedeni bence daha önce virüs yayıldığı zaman, ortaya ilk çıktığı zamanlar önlemin daha çok alınması olabilirdi. Ama önlem alınmadığı için 65 üstüne uygulanan yasağın gençlere de uygulanması bence daha iyi olurdu. Olmadığı için bu virüsün yayıldığını düşünüyorum. Ki yazın geldiğinde yazın virüs bitecek dediler ama virüs daha da çoğaldı. İkinci bir dalga vurdu. İkinci dalgada daha kötü oldu. Yani bunun önlemini nasıl alabiliriz? Sokağa çıkma yasağını daha çok getirebiliriz. Yani sadece gençlerimizde ve yaşlılarımızda sınırlandırılmama bu. Daha çok kişinin olması gerekli bence. Ben bunu düşünüyorum yani. Peki şu anda Kayseri'de gözlemlediğiniz görüntü nasıldır maske takımı veya tedbirler kapsamında? Yani şu an bayağı bir yaş ortalaması düştüğü için maskeyi şu an bayağı bir kullanan var. Yani maskesiz bir de ceza olduğu için yani herkes takmaya çaba gösteriyor, gayret gösteriyor yani. Vatandaşlar bunu hafife aldı. Basit bir grip gibi düşündüler. Ama bu bir alt grup hastalığı olan tetiklediğini fark edemediler. Hatta bunu Çin'in ve Amerika'nın bir oyun olduğunu zannettiler. İleri zamanda da bu daha da bir mikrop mutasyonu olarak daha da güçlendikten sonra artık gençleri daha çok etkilemeye başladı. Çünkü gençler daha çok geziyor. 65 yaş grupları zaten normal hastalıkta da zaten çabuk etkilendikleri için onlar normaldi yani. Bunlar da herkes 65 yaş üstü hastalığı zannettiler. Ama görünen böyle bir şey olmadı. Sonradan anlaşıldı ama işten geçti. Şimdi artık bunun önünde durdurulamıyor. Bence açıklanan sayılar da alakasız yani. Bence şu anda çarşının %80'i bence koronavirüsüdür. Burada nedir? İşte sosyal mesafe diyoruz ama nereye kadar? İnsanlara da geçim lazım. Alışveriş lazım, gitmek lazım, gelmek lazım. Ne zamana kadar içeriye tıkacağını. O tabii gençler zaten duramıyor. Yaşlılar da duramıyor yani işin açığı. Şimdi bir şey yaptılar. Otobüsleri 65 yaş şeylerin ücretlerini bu yasa durdurdular. Bir çekildiler. Onu açtıklarından sonra bütün yaşlılarımız neyi varsa sanki çarşının merkezi hücum ettiler. Zannediyorlar ki bu yani devlet veya sağlık kuruluşları bunlar için, bunları eve tıkmak için yapıyor zannettiler. Halbuki onları korumak için yapıyorlar. Ya bunun nedeni daha çok toplu yaşam merkezlerinde, kafeteryalarda, alışveriş merkezlerindeki ciddiyetsizlik. En büyük nedeni, sebeplerinden biri bu. Ve toplum olarak hijyene önem vermiyoruz. Ellerimizi yıkamıyoruz. Toplumda bütün yaş ortalamasından, bütün kesimlerin dokunduğu yerlere dokunduktan sonra hani elimizi aslında bol su ve sabunla yıkamamız gerekirken bazı insanlar var ki o kadar sorumsuz, hiçbir sorumluluk sahibi değil. Adam yemeğini yedikten sonra veya toplu yaşam merkezlerinde, topluluk alanlarında bir faaliyetini yürüttükten sonra hiçbir temizliğine dikkat etmiyor. İlla ki bu en büyük sebep zaten başı çeken hijyen. Bu konuda hijyene önem vermezsek bu yaş ortalaması zaten bütün kesimler aslında yaş ortalaması olarak böyle bir ortalamaya vurmaya da gerek yok. Tüm kesimlere hitap eden bir hastalık bu hastalık. Hani kronik rahatsızlığı olan herkes. Ya bu günlerde zaten insan öyle ki yeni doğan çocuğun bile şeker hastalığı çıkıyor.
hani anne baba kaynaklı büyük ihtimal yani genetik alıyor ama hani toplum olarak dikkat etmemiz gereken hiçbir şeye dikkat etmiyoruz. Ben bugün işte toplu taşımayla buraya geldim. Benim kendi şahsi aracım yok. Ya yani otobüsteki yolcudan yarısı maske takmıyor. Hani normalde aslında benim de eldiven takmam lazım. Hani belki birkaç saatte bir değiştirmemiz lazım. Belki de teknik sorunlardan dolayı, işte tedarik sorunlarından dolayı yapamıyoruz. Biraz bu teknik aksaklık da işte fırsatçılık. Biraz toplumumuzda o da var. Hani daha düne kadar maske tedariği sıkıntıydı. Hani bir maskeyi 10 liraya satıyorlar. Bu saçmalıklardan ötürü diyorum ben. Yani bu şekilde düşünüyorum.